أعوذ بالله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مدد رسول الله، مدد سادات أصحابه، مدد مشاهد السورة، ما شاء الله فأزد أحسن شاء محمد خالد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Muharrem ayı mübarek aydır. Onun içinde mübarek en mübarek gün 10. günüdür. 9 onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu oruç tutmamızı tavsiye etti. Yani farz değil de tavsiyedir. Büyük bir fayda bize ahiret için cennette müjdelenmiş oluyor insan. Onu san insan kim tutarsa onu bir senelik geçen seneki günahları affolmuş oluyor diyor. Allah Azze ve Celle bize merhametinden dolayı günahlarımızı affetsin diye münasebetler yapıyor. Bu da o münasebetlerden biridir. Zaten her gün tövbe istiğfar ederse insan günahları affoluyor. Melekler yazmıyor ta ki 8-10 saat geçene kadar bu insan tövbe eder, istiğfar eder, günahlarını affolsun diye. Olmasa yazarlar. İşte o unutmuş yahut ihmal etmiş olan insan bir senelik günahları geçen sene için Aşure günü tek günde tutulmaz. Ya 9-10 tutacaksın ya 10-11 bir senelik günah affolmuş olur. Affolunca o ağırlık o şey üstünüzden gider. Tabii geçen sene için, önümüzdeki sene için gene tövbe estağfar etmek lazım. O yaptığımız günahları affolsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih suresinde senin geçmiş gelecek günahlarını affolsun dedi Allah Azze ve Celle. Peygamber Efendimiz zaten peygamberler masumdur. Günahları yok, masum dedi. Günah işlemeyen peygamberden madde masum yok. Evliya olsun, sahabe olsun, elbet olsun, onların hepsinin mertebeleri peygamberlerden düşükte olsun. Onların masumiyeti yoktur. Bazı insanlar işte düşünür ki evliya hata, günah işlemez, hata yapmaz. Yapar. Allah'ın kuludur. Allah Azze ve Celle insanı yarattı. Onu günahlarını affetsin diye yaratmış. Ama özel olarak yaratılan peygamberler, onların hatası, günahı olmaz. Çünkü o hata olursa insanlar ona itibar etmez. Onun şeyi kalmaz, yani ehemmiyeti kalmaz. Onun için hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahı olmadığı halde günde 70 defa istiğfar ederim, estağfurullah alayım diye, istiğfar ederim diye Peygamberimize ders olsun diye söylemiştir. Yani o günah olmadığı halde tevbe istiğfar eder. Onun için bizim de her gün tevbe istiğfar ediyoruz. Bu Aşure günü 9-10'u tutmamız inşallah daha faydalı olur. Çok büyük mükafatlar Allah Azze ve Celle bize verir o ahirette. Yani aslında birinden onuna kadar tutsa o çok daha iyi olur ama
Hiç olmazsa 9-10 yahut 10-11. Çünkü tek tutulmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözüyle ben seneye kalsam dedi, iki gün tutarım diye söylemişti. Ama zaten mucize olarak biliyordu kalmayacağını. Onun için bize tavsiye etti. Allah razı olsun hepinizden. Allah bu mübarek gündür. Bazı insanlar kötü bir şey derler. O kötü değil. Her şeyde bir hayır vardır. İnsanlar için ibrettir, derstir, vaazdır, bir şeydir yani. Her türlü iyilik Allah Azze ve Celle bize vermiş, Peygamberimizin ümmetine iyilikler vermiş. Ona tabi olan hayır bulur, tabi olmayan kendi bilir. Allah ıslah eylesin, Allah hidayet versin. Ve minallahi tevfik, el-Fatiha.